Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Vehlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Nazi'at suresinden iki tane ayet-i kerime okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız inşallah. Bir ve ikinci ayet-i kerimeler. Allah'ın ruhları nasıl çektiğini idrak edebilmemiz için bu ayetleri okumamız ve peşinden Muhammed Aleyhisselam'ın bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini anlamamız, konuşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz insanlar mahşere gittiği anda kitapları üç şekilde verecek. Dördüncü bir şekil yok. Sağ taraftan verilenler kurtulanlar, soldan verilenler ayva yiyenler, arkadan verilenler battı balık yan gider. Yandın. Beterin beteri. Soldan verilenlerin birçoğu günahı sevabından fazla gelmiş. Cehennemde bir müddet yanacak. Ondan sonra cennete geçecek. Ama arkadan verilenler ebedi olarak cehennemde yanacak olanlar. Kitaplar üç şekilde veriliyor. Kur'an ve sünnet bize bunu söylüyor. Ruhun çekilmesi kaç şekilde olur? Üçüncü bir şekli yok. İki şekilde olur. Bir, şiddetle çekilmesi, canın şiddetle alınması durumu. Fasıkların ve kafirlerin canı, ruhu bu şekilde alınır. Yarın kardeşlerimle beraber sauna partisi vermeye gideceğiz. Beraber bir saunaya gireceğiz. Orada biraz cehennem sohbeti yapacağım. 15-20 dakika civarı daha tesirli olsun diye. Cehennem sohbeti yapacağım orada. İnşallah bütün üşükten, hastalıklar bedenimizden çıkar. Haftaya daha rahat gelirim Allah'ın izniyle. Şiddetle çekilenler, bir de keyifle çekilenler, rahatça çekilenler. Kur'an'da iki türlü ruhun çekilmesi, canın alınmasından bahsediyor. Bu akşam biz neyden konuşacağız? Şiddetle çekilenler kimler? Rahat çekilenler, keyifle çekilenler, acı vermeden ruhları çekilenler kimler? Allah'ımız bize bunu anlatmış Kur'an'da. İnşallah okuyacağız, dinleyeceğiz, odaklanacağız, hayatımıza monte edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi Rabbimiz şöyle buyurdu. وَالنَّازِعَاتِ, çekip alanlar. Allah bir şeylere yemin ediyor. Neye yemin ediyor? Çekip alanlara. Kim çekip alıyor? Melekler. Biliyorsunuz Allah ve kitabı dışında hiçbir şeye yemin etmek bizim için caiz değil. Ama Allah yarattığı her şey üzerinde yemin edebiliyor. Kur'an'ın birçok ayetinde, birçok suresinin başlangıcında güneşi yemin ettiği var, aya yemin ettiği var, yıldızlara yemin ettiği var, insana yemin ettiği var. Kitaba yemin ediyor, Muhammed'in nefsine yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, bir insanın nefsine yemin ediyor Allah Teala. Burada neye yemin etmiş Allah'ımız? Çekip alan meleklere yemin olsun. Yarattığı meleklere Allah yemin ile başlıyor. Şimdi yemin ile başladığı zaman müşriklere çok dikkat verici bir hitapla başlıyor anlamına geliyor. Müşrikler yemine çok önem veriyorlar. Onlar birine bir şey söyleyeceği zaman hemen sözü yeminle başlamayı adet edinmişlerdi Arap müşrikleri. Allah Teala Hazretleri de müşriklerin dikkatini çekmek istediği anda birçok ayette yeminle başlıyor. وَالنَّازِعَاتِ, çekip alan meleklere yemin olsun. غَرْقَى, gark, Türkçemizde kullandığımız bir kelime var. Gark olduk. Ya belalara gark olduk arkadaş ya. Gark olduk. Ya arkadaş, bu takımda her hafta mağlubiyete gark oldu. Her hafta mağlubuz ya. Gark kelimesini eskilerimiz daha çok kullanır. 50-60 yaşı. Gençler pek kullanmıyor bunu. Karışmak demek. Bulaşmak, bulanmak demek. Parçalanmak demek. Gark oldum. Renkler birbirine gark oldu abi. Boyacılar şimdi kullanmaz. Fatih kardeş bana oradan bakıyor. Ben kullanmıyorum hocam diyor. Gark oldu. وَالنَّازِعَاتِ, çekip alan meleklere yemin olsun. غَرْقَى, kafirlerin ruhlarını şiddetle karıştırarak, bozarak, parçalayarak. Ruh parçalanır mı? Parçalanmaz. Parçalanan nedir? Çekip alınan beden parçalanır. Kardeşler,
Ruhta bir hastalık olmaz. Ruh parçalanmaz. Ruh yok olmaz. Ruh acı çekmez. Çeken nedir? Bedendir. Garkı İmam Razi Hazretleri tefsirinde şöyle anlatıyor. Araplar okun ucundaki metal, o demir, yaya değdiği anda buna gark derler. Karıştı artık. Temas etti, dokundu, gark oldu. Artık oku bırakabilirsin derler. Gark kelimesi Arapçada buradan gelir. Okun ucunu bilirsiniz, o metali. Bundaki özellikle o ok yapıldığı zaman sopa, o tahtadan sopa, dümdüz, sicim gibi yapılır. Peşinden sadece sopayla olmaz, sopanın arka kısmına kuş tüyleri konulmak zorundadır. Ki giderken rüzgar okun yönünü değiştirmesin, atılmak istenen yere gitsin diye. Okların arkasına muhakkak şey koyuyorlar. En kötü karakter, biliyorsunuz en kötü karakteri, Emir Saadettin, ok yapıyor. Bu fitne karıştırırken tabii boş durmayayım diyor, ellerim boş durmasın diyor, boyuna fitne karıştırıyor. Ama orada bazen ok yaptığı sahneleri gösteriyor. Ya bir tahtayı oyuyor ya da ok yapıyor. Ok yaptıktan sonra ne yapıyor? Okun dibine kuş tüyleri koyuyor. Ki düz gitsin. Hedef şaşmasın. Kuş tüyleri okun menzilini düz tutmak için en önemli araçtır. En önemli kısmı ne okun peki? Kuş tüyünden daha önemli olan şey ucundaki metal. Metalin özelliği şu: girdiği zaman ete hemen çıkartılamamalı. Metalin arka kısmı, ucu keskin olur, ince olur ama arka kısmı çıkartırken eti parçalayacak şekilde olmalı. Anladınız mı kardeşler? Araplar buna gark diyor işte. Gark, gark. Garka, gark oldum. Şimdi Allah'ımız bize ruhu çekerken kafirlerin ve fasıkların ruhunu bu melekler, naziat çekerken okun etten çıkartılması gibi çekerler diyor. İmam Razi'nin verdiği şu örneğe bakın Allah aşkına. Neden şimdi böyle alim yetişmiyor? İşte müfessir dedim mi akla ilk gelen beş tane isimden bir tanesi İmam Razi'dir. Allah ona rahmet etsin. İnşallah elini öpmek nasip olur cennette ya da rüyamızda. Şimdi bu dünyada kabrine girdi, mekanı değişti, irtihal etti. Dolayısıyla birebir görüşme imkanımız yok. Ancak bir şekilde var, rüya aleminde. Rüyalar haberi sadıkadır Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Belki rüya aleminde görüşebiliriz. Allah Teala Hazretleri bu dervişe birçok Allah dostunu, birçok alimi rüyasında görmeyi nasip etti. Fakat Razi'yi daha görmedim. Bana da dua edin, bir görüşeyim, elini öpeyim inşallah. İkinci ihtimal ne? İkinci ihtimal mahşere gittiğimizde. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını bulabilirsek, hayatımızın sonuna kadar onun anlattığı gibi İslam'ı yaşarsak onun sancağını buluruz. Sancağını bulduğumuz zaman da bütün alimler, bütün evliyalar, bütün salihler, akrabamız, sevdiklerimiz orada olur. Orada da İmam Razi'yi görürüz, bir sarılırız, ellerini öperiz inşallah. İnşallah. Şimdi ok girdi mi vücuduna? İmam Ali ne diyor? Bir iki hafta önce anlatmıştım. Ben diyor, namaz dışındayken bu oku benim bacağımdan çıkartmayın, çok acıyor. Çünkü oku çıkartırken etten bir parça kopartacak, damardan bir parça kopartacak, kaslardan parçalar kopartacak. Ok öyle normal çıkmaz. Siz bakmayın kahramanlarımızın tak oku çıkartıyor falan böyle yaptı. Boş muhabbet bunlar. Muhakkak onun bıçakla kesilmesi gerekiyor. Bıçakla ucunun açılması gerekiyor yaranın, ondan sonra ok çıkartılacak. Mümkün olduğu kadar az zarar versin diye bedene. Ruh böyle değil işte. Ruh bıçakla falan alınacak bir şey değil. Melekler geliyor, şap diye elleriyle ruhu tutuyor. Bacaklardan itibaren çekmeye başlıyorlar. İlk giriş yeri neresi kardeşler? İlk soğuma ayaklardan başlar, ayak uçlarından başlar. Kabirde yatan birilerinin şahidi olduğumuz zaman nereye bakacaksınız önce? Ayak uçları, parmaklar kendini salmış mı? Hemen ayak uçlarına dokunacaksınız. Soğuksa ruh yavaş yavaş yukarıya çekiliyor demektir. Vakti yakın, geliyor. Sonra dizler soğur. Sonra ön kısım ve arka kısım. Avret mahalli, buz gibi olur. Ruh yavaş yavaş yukarıya geliyor, ta buraya gelir. Sonra gırtlağa gelir. Buraya kadar kim getiriyor? Naziat, çekip alan melekler. Yardımcı ölüm melekleri. Kur'an can alıcı melekler konusunda tek bir Azrail'den bahsetmez. Yardımcı ölüm meleklerinden bahseder. Azrail tabirini bize kim kullanıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçiyor. Bu mealcilere gidin deyin, Azrail diye biri var mı? Öyle bir şey yok. Nereden yok? Kur'an'da Azrail ismi geçmediği için yok. Budal, oy budal. Bizim Arnavutların meşhur tabiridir. Bir adama budala ahmak diyecekleri zaman budal derler. Kısaltma, budal. Muhammed Aleyhisselam'ı İslam'dan çıkarttığın zaman bu Kur'an'ı ben peygamberden daha iyi bilirim, daha iyi anlarım dediğin zaman böyle budalalık yaparsın. Azrail de yok, İsrafil de yok, Kur'an'da İsrafil de yok. Melek diye geçer, melek. Sura üfüren melek, İsrafil yok. Demek ki ya öyle bir melek yok, bir melek yapacak işte. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde isim veriyor, isim. Bizzat isim zikrediyor.
Şimdi ben Allah'ın peygamberine güvenmeyeceğim de sana mı güveneceğim? Mealist. Can alıcım yardımcı melekler. Buraya kadar getiriyor. Son hamleyi kim yapıyor kardeşler? Amerikan filmlerindeki o oraklı adam var ya. Böyle bir tane elbise giymiş. Kafasına kapşonu koymuş. Bütün Amerikan filmlerinde klişedir. Azrail'i öyle betimliyorlar. Elinde de bir tane çiftçi orağı var böyle kocaman. Ruhları güya bu orakla böyle biçiyor. Öyle değil kardeşim. Çekip alıyor. Biçme falan yok. Ruhun gırtlağını kesemezsin. Ruh bölünmez, parçalanmaz. Son hamleyi Azrail aleyhisselam yapar. Ve kafir ise ya da fasık bir kulsa o. Çok şiddetle, çok zorlanarak o ruhu teslim eder. İşte ayetin ilk kısmı bize bunu anlatıyor kardeşler. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Kafirlerin ruhlarını çekip alan o yardımcı meleklere, o meleklere yemin olsun ki. Sonraki ayet. وَالنَّاشِطَاتِ نَشِطَى Burada kimden bahsediyor? Müminlerin ruhlarını yumuşaklıkla çekip alanlara yemin olsun ki. Bak ruh nasıl alınıyormuş? Bir, sert ve şiddetle çekip alınıyor. İki, yumuşaklıkla çekip alınıyor. Buna İmam Razi nasıl bir örnek veriyor? Neşta bir yere bir kova atmak demektir. Bir kuyuya bir kova atmak demektir Arapçada. Kuyuya bir kovayı atarsın. Kovadan kovaya birikmiş olan, kovaya dolmuş olan suyu çekerken eğer aceleyle çekersen kovanın yarısını boşaltırsın. Ama kuyudan o suyu yavaş yavaş çekersen suyun tamamı kovanın üstünde kalmış olur. İşte Allah'ımız müminlerin ruhlarını çekmekten bahsederken nasıl bahsediyor? Neşta, yumuşakça çekip alanlara, müminlerin ruhlarını yumuşakça çekip alanlara yemin olsun. Çocukken izlediğim Çin filmlerinde hep klişe bir sahne vardı. Adam Shaolin tapınağına gider. Orada ciddi bir sağlam bir eğitimden geçer. Oradaki hocalarından, üstadından. Oradaki tanrılara çok sağlam bir tapınma gerçekleştirir. Fakat bütün hocalar, istisnasız bütün Shaolin hocaları bu çocuğa kung fu öğretmek isterken bir eğitim verirler ona. Nedir o eğitim? İki tane kovayı alacak, tam omzunun üstüne kocaman uzun bir tane sopa koyacak. İki tane kovayı kuyudan suyla dolduracak. Hocasına kadar hızlı adımlarla gelecek. Ama özellik şu, hızlı adımlarla gelmesine rağmen bir tek damla bile su dökmeyecek. Bu sular dökülmezse artık o sağlam bir kung fu üstadı olmuş demektir. Bu sular hala damla bile olsa dökülmeye devam ediyorsa o hala çırak demektir. Senseyi olamamış demektir. Dolayısıyla eğitime ve çilelere devam edecek demektir. Allah Teala Hazretleri aynen verdiğim bu misaldeki gibi müminlerin ruhlarını çekerken tıpkı kuyudan su çeken akıllı bir ziraatçı gibi. Çekerken aceleyle çekmiyor ki o kovanın suyu yarısı dökülmesin. Bir daha atmak zorunda kalacağım. Ama yavaşça çekerse suyun tamamı kova içinde olmuş olacak. Ve ben o suyun tamamını kullanmış olacağım diyor. İşte kardeşler iki örneği anladınız mı? Şiddetle çekip aldığı zaman bedenden bir şeyleri çekiyor, içeriden bir şeyler parçalıyor. Yumuşaklıkla çekip aldığı zamansa hiçbir şeyi parçalamıyor. Çok sakin, suhuletle. Anneciğimin can verişini gördüm. Babamın yanında değildim. Kardeşim yanındaydı ama annemin can verişini gördüm. Yumuşaklıkla, çok sakin bir şekilde son nefesini veriyor, bir şehadet getiriyor. Ama hiçbir zorlanma ifadesi yok. Bir siyahlık yüzünde bir siyahlık, bir karartı ifadesi yok. Bu zorlanma ifadesidir. İmansız gitti diyemezsin ama zorlanmış diyebilirsin. Bazı günahlardan dolayı. Allah'a hamdolsun. Mevla Teala Hazretleri bize hep böyle yumuşak bir ölüm nasip etsin. Amin. 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 Şimdi Muhammed Aleyhisselam ölümün acısını bize anlatıyor hadis-i şerifinde. Diyor ki, Allah'a yemin ederim ki ölüm meleğini görmek, bakın daha ruh alınmamış, ölüm meleğini görmek 100 tane kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Bakın bu görmekten bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. Sadece ölüm meleğini görmek. Müminler bu kılıç darbelerini, bu acıyı, bu ölüm acısını bütün damarlarında hissederler. Kafirlerden bahsetmiyor. Müminlerden bahsediyor. İman etmiş ama günahı fazla. Günahı sevabından fazla, buna fasık denir. Büyük günahkar demektir. Normal bir müminin günahı sevabından fazla gelemez. Çünkü sevaplara 10 yazılıyor, günahlara 1 yazılıyor. Kur'an'la sabit. Ancak büyük günah işlemesi lazım. Günahın sevabı geçmesi için. Bu da akıllı bir adam işi değil. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki günahları sevaplara galip gelenlere yazıklar olsun.
Burada 10-10 birikiyor, burada 1-1 birikiyor. Mahşere bir gidiyorsun, kitap bir açılıyor. Günah sevaptan fazla. Bu tüccar ahmak bir tüccar. Bu dükkana zarar ettirme ihtimalimiz çok az. Ancak büyük ahmaklıklar yapmamız lazım kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, sadece Azrail'in suretini görmek 100 tane kılıç darbesinden daha şiddetli bir acı verir. Azrail Aleyhisselam da iki surette gelir kardeşler, dikkatli olun. Bir, yumuşak ve güzel bir surette İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bana Azrail'i gösterir misin? Ey İbrahim dedi Allah Teala, dayanamazsın. Tefsirde okudum bunu. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, imanımın daha kuvvetli olmasını istiyorum. Ya Rabbi ben biliyorum can alıcı meleğin kim olduğunu ama yakini olarak şahit olmak istiyorum. Tıpkı bir ölüyü nasıl diriltiyorsun diye Allah'a sorduğu gibi bunu da istedi. Allah Teala Hazretleri Azrail Aleyhisselam'ı ona gönderdi. Çok güzel bir erkek suretinde gönderdi. Bir gördü Azrail Aleyhisselam'ı, aşık oldu. Her insana böyle görüneceksin, ne kadar güzel bir şey bu Allah'ım. O korkutucu insan değil ki bu. Ya İbrahim dedi Azrail Aleyhisselam, arkanı dön. Şekil değiştirecek. Meleklerde şekil değiştirme vardır. Tıpkı cinler gibi. İbrahim Aleyhisselam arkasını dönünce Azrail Aleyhisselam suret değiştirdi. Şimdi bana dön dedi. Bir döndü İbrahim Aleyhisselam. Suretini, yüzünü bir gördü, hemen orada bayıldı. Peygamber demek imanı en kuvvetli olan insan demektir kardeşler. İmanı en kuvvetli olmasına rağmen meleğin suretini görüyor ve o anda bayılıyor. Artık sen kendini hesap et. Ayılınca, normal suretinde bir peygambere göründüğü suretinde görününce Azrail Aleyhisselam Allah'ın peygamberi İbrahim'e şöyle dedi. Selam üstüne olsun. Dedi ki, ey İbrahim, sana gösterdiğim ikinci suretim fasıkların ve kafirlerin yüzüne göründüğüm suretimdir. Bu sureti gören kim varsa şehadet getiremez. Korkar ve kilitlenir. Söyleyeceği kelimeleri o anda söyleyemez. Diğer suretimse samimi, salih müminlere gösterdiğim suretimdir. Bunlar o ölümün acısını hissetmezler. Çok güzel bir erkek sureti görüyor gibi. Keyiflenirler. Muhammed Aleyhisselam boşuna mı söyledi? Şehit, bir şehit öldürülmenin acısını ancak bir pirenin ısırması kadar hisseder. Pire. Kardeşler, bir pirenin ısırması. Bir şehit ölümün acısını ancak bir pirenin ısırması kadar hisseder diyor. Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam başka bir hadisinde ahirete giden bir insan ahirete gittiğinde, öldüğünde buraya dönmek isteyen kimse yoktur. Herkes orada kalmak ister. Orada hesap verir. Orada çok küçük bir Allah'ın nimetini almış olsa bile asla buraya dönmek istemez. Verdiği temsile bakın. Bütün dünya mülkünü ona vermiş olsalar bile. Bütün dünya mülkünü. Ancak bir kişi vardır ki onlar geri dönmek ister. Kimdir onlar? Şehitler. Kardeşler, sadece şehitler dönmek ister. Neden? Allah bana bu ahirette şehit olduğum için o kadar güzel nimetler verdi ki tekrar dönmek istiyorum. Tekrar Allah için, vatanım için, bayrağım için çarpışmak istiyorum, savaşmak istiyorum. İşte bu. Bunun dışında kimse geri dönmek istemez. Derecesini arttırsın diye şehit böyle istiyor kardeşler. Allah-u Teala bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir hadis daha zikrediyor. Müminlerin ruhlarının nasıl alınacağına dair. Bu da aklınızda kalsın. Bunları bilin ki yarın öbür gün namaz kıldığınızda, Allah'a dua ettiğinizde ben bu insanlar gibi ruhumun alınmasını istiyorum deyin. Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı gibi ruhumun teslim alınmasını istiyorum deyin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Mümin vefat ederken ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar. Hiç anlamaz. Bakın mümin kardeşler. Tereyağından kıl çekmeyi bilirsiniz. Bir yağ tabakası düşünün. Sabahleyin kahvaltıya oturdunuz. Hatun size kahvaltı hazırlamış. Tereyağı, peynir, bal falan var. Ama tereyağın üzerinde hatunun saç teli düşmüş. Yağın içine girmiş. Şimdi sen ne yaptın? Hemen ilk olarak hatuna belli etmeden gönlü incinmesin diye o teli tereyağının içinden çekiverdin parmağının ucunda. Şimdi tereyağda böyle bir parçalanma falan olur mu? Parçalanma olmaz. O tereyağının içine bir ok ucunun girdiğini düşünün. Çekerken ok ucunu ne olur? Tereyağı paramparça olur ortası. Müminin ruhu
Kafirin ruhu. Allah ve Resulü bize misal veriyor ki çok kolay bir şekilde anlayabilirim diye. Mümin öldüğü anda ruhu tereyağından kıl çeker gibi çekiliverir. Sahabe-i kiram ne diyor? Ey Allah Resulü, sen her şeyini Kur'an'a dayanarak konuşursun. Bize bunun Kur'an'dan delilini, örneğini getirir misin? Söyler misin ey Allah Resulü? Efendimiz Aleyhisselam Yusuf suresi 31. ayet-i kerimesini getiriyor. Hani Yusuf Aleyhisselam'a aşık olan vezirin karısı Züleyha annemiz. Etraftaki diğer yöneticilerin karılarının konuştuğu kelimeleri dinliyor. Ya bu vezirin karısı var ya, evindeki köleye aşık olmuş ya, böyle rezalet olur mu? Köleye aşık olunur mu? Etraftaki kadınlar böyle konuşuyor. Züleyha ne yaptı bu kadınlara? Bir ziyafet tertip etti evinde. Bir ziyafet tertip etti ve bütün saray hanedanının kadınlarını evine davet etti. Hepsinin eline birer tane meyve verdi, birer tane de bıçak verdi. Misafirlerim, sizden rica ediyorum, ben işaret vermedikçe kimse elindeki meyveyi kesmesin dedi. Yusuf suresinde aynen böyle anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam dedi ki en güzel elbiselerini giy. Ben sana işaret verdiğim anda çık. Kadınlar ellerinde meyveler, bir ellerinde bıçaklar, bir ellerinde meyveler bekliyorlar. Sarayın hatunu o. Ne emir verirse o olacak. Çık karşılarına ey Yusuf dedi Züleyha annemiz. Yusuf Aleyhisselam bir çıktı karşılarına, bir tur attı aralarında, bir mankenin tur atması gibi. Buyurun dedi, meyvelerinizi yiyebilirsiniz. Bak Yusuf Aleyhisselam çıkıyor ve Züleyha annemiz kadınlara diyor ki meyvelerinizi yiyebilirsiniz. Kadınlar başladı meyveleri kesmeye. Fakat tefsirlerde meyve ya portakal diye geçer ya elma diye geçer. Kadınlar bıçaklarla meyveleri soyayım derken ellerini kesmeye başladılar. O kadar büyük bir güzellik gördüler ki ellerini kesmeye başladılar. Kur'an onların söylediği kelime hakkında şöyle der. Muhakkak ki bu kişi bir insan değil. Olsa olsa bir melektir. Yemin olsun bu insan değil. O kadar güzel bir peygamber Yusuf Aleyhisselam. İnşallah Rabbim onu da görmeyi nasip etsin. Amin. Fakat burada Muhammed Aleyhisselam'ın bize vermek istediği mana ne? Kadınlar bir insanı görüyor. Çok güzel bir insanı görüyor. Meyveyi keserken bıçakları alta giriyor. Elini de kesiyorlar. Arkadaşlar soruyorum size. Bıçağı ya da jileti elinize vurduğunuz anda, kestiğiniz anda acı hisseder misiniz? Hissetmez misiniz? Buradaki herkes acı hisseder. Eğer bir uyuşturucu almadınsa. Bu kadınlar bir güzellik görüyor ve ellerini kesiyor. Ellerinden kanlar akıyor. Hiçbirisi acı hissetmiyor. Ne zamana kadar? Yusuf Aleyhisselam bir tur atıyor. Sonra geldiği yerden, kapıdan tekrardan dışarıya çıkıyor. Kadınlar acıyı hissetmeye başlıyor. Bakın gördükten sonra, görme bitince zevk, aşk bitiyor. Kadınlar acıyı hissedince ellerine bir bakıyorlar. Kanlar ellerinden yere doğru akıyor. İşte bu ölüm meleğini güzel bir surette görürsek o şiddetli acı var ya bizim için yok olacak. O Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği o acıyı mümin bütün damarlarında hisseder kardeşler. Dünyada bütün damarlarımızda hissettiğimiz bir zevk anı vardır. Bu acıyı ancak ölümde yaşayacağız ama bu zevki erkek ve kadın bir halde yaşar. Nedir o hal? Beşeriyetin aldığı en büyük haz, en büyük zevk cima anıdır. Erkek ve kadının cinsel birleşmesi. Allahu Teala Hazretleri çocuk yapmamız için bize bir yöntem gösterdi. İki yöntemi var. Birisi haram olan zina, ikincisi helal olan, ibadet olan zifaf. Nikahlandın mı zifaf oluyor, ibadet oluyor hanımınla her birleşmen. Nikahlanmadın mı zina oluyor, Allah'a isyan oluyor her birleşmen. Şeytanlar seninle beraber oluyor. Şimdi bu birleşmeyi isteseydi Allah Teala lezzetsiz yapabilir miydi? Bir görev, lezzetsiz. O vazifeyi yapıyorsun, insanlık gereği. O duyguyu içinden atman gerekir ama lezzet yok. Allah'ın dünyada bu lezzeti aldığı bir sürü insan var kardeşler. Şehvet lezzeti yok. Hanımıyla beraber oluyor fakat hanımı istediği için beraber oluyor. Erkekliği bitmiş, hasta. Lezzeti gitmiş. İsteseydi hepimize bunu yapabilir miydi? Yapardı. İnsan ihtilam olduğu anda erkek ya da kadın bu zevki neyle hisseder? Sadece avret mahalliyle hissetmez. Bütün damarları, vücudundaki bütün damarlar bu hazzı alır ve titrer. O hazla beraber bütün vücudu titrer. Bu her ikisi için de geçerli. Kadın ve erkek için geçerli. Bir acıyı da aynen o şehvet lezzetindeki gibi yaşayacağız. Son nefesi verirken bütün damarlar bir acı hissedecek. Ama tereyağından kıl çeker gibi mi? Yoksa tereyağından ok ucu çeker gibi mi? Bu bizim seçimimiz. Bu iki yoldan bir tanesini biz yaşantımızla, tavırlarımızla, hareketlerimizle seçeceğiz kardeşler. Gelin biz sağcılardan olalım. Sağ tarafı seçelim. Solculardan olursak tereyağından ok ucu çeker gibi bizi mahvederler. Biz bu acıya dayanamayız kardeşler. İki saat önce, gelmeden iki saat önce Müslüman kardeşim bana mesaj atmış.
Hocam diyor ben intihar etmeye karar verdim. Bu akşam intihar edeceğim. Senden çok şey dinledim. 6 aydır seni dinliyorum. Fakat hayatta karşılaştığım her insan bozuk çıktı. Keşke yanımda olsaydın. Senden sadece helallik istemek için mesaj gönderdim. Bu benim son mesajımdır. 2 saat önce. Son ahvalini bilmiyorum. Ben dil döktüm. Gereken yazılarımı falan dağıttım. Konuştum. Sesli mesaj gönderdim. İnşallah Rabbimiz Teala üstündeki şeytanları bu kardeşimin üstünden kaldırır ve vazgeçer. İnşallah vazgeçer. Kardeşime şöyle dedim. Kardeşim, senden rica ediyorum. Sana kardeşin olarak yalvarıyorum. Allah'a baş kaldırma. Allah'a savaş açma. Senden çok kuvvetli olanlar, Ebu Cehiller, Nemrutlar, Karunlar, Firavunlar Allah'a baş kaldır. Helak oldu gittiler. Allah'a baş kaldırma. Ne alakası var hocam dedi Allah'a baş kaldırma. Ben yaşamıma son vermek istiyorum. Yaşamına kendi ellerinle son vermek demek Allah'a şunu demek. Sen benim yaşamım hakkında doğru karar veremedin. Yanlış karar verdin. Benim şu anda burada olmamam gerekiyordu. Beni yaşatman yanlış. Sen kimsin Allah'a akıl veriyorsun? Kimsin Allah'a kafa tutuyorsun? O mu daha iyi bilir sen mi? Yaratan yarattığını bilmez mi diyor Kur'an? Sen yaratılmış olansın. Sen hiçbir şey yaratmadın da. O seni yarattı. Senin ne kadar yaşaman gerektiğini o bilir. Her şey üstüme geliyor. Kimin gelmiyor ki? Askerimiz şu anda -15 derecede, 20 derecede kefereyle savaşıyor. -20 derecede. Yemek bulursa yiyor, bulamazsa yemiyor. Gece buz, eller donmuş, nöbet tutuyor asker. Sen evinde sıcacık oturuyorsun. Efendim o arkadaş da benimle konuşmuyor, bu arkadaş benimle konuşmuyor. Bomboş meseleler, küçük küçük meseleler. Kafanda büyütüyorsun, büyütüyorsun şeytanın vesvesesiyle. Kendine sorun yapıyorsun. Sorunun yokken kendine sorun yapıyorsun. Ve peşinden şunu diyorsun, ben intihar edeceğim, yaşamıma son vereceğim. Önünde daha kağıt üzerinde 25-30 senelik bir yaşam var. 30 yaşındaki bir adam 60'a kadar normal şartlarda yaşar. Ne olur Allah bilir. Ama sen bunu diyemezsin. Yaşamıma son vereceğim diyemezsin. Lakin adam bunu biliyor. Bunu diyor. Adam bunu diyor. Mevla Teala hidayet nasip etsin bu kardeşime inşallah. Amin ya muayyin. Kardeşler, Behlül-i Dana Hazretleri'nin abisi vardı. Halife Harun Reşit. Allah o ikisinden razı olsun. Behlül-i Dana bir tarikat ehli, bir tasavvuf ehli, bir sufi, bir Allah dostu. Halk onu bir meczup olarak görüyor. Abisi ise İslam halifesi Harun Reşit. Harun Reşit'e diyor ki Behlül-i Dana, ey abicim toprağın altında en fazla ne var? Harun Reşit dindar bir adam, müteassıp bir adam, 5 vakit namaz kılan bir adam. Fakat tarikat tasavvuf işlerine biraz uzak, nefsi kınama olduğu için. Toprağın altında en fazla ne var bana söyler misin ağabeyim diyor. Bunu bilmeyecek ne var kardeşim diyor. Toprağın altında en fazla ölü var. Hayır diyor. Ölülerden çok daha fazla olan, ölülerden belki milyarlarca kez fazla olan bir şey var. Nedir o diyor, merak ediyor abisi. Feryatlar diyor, feryatlar. O ölülerin feryatları, her gün binlerce feryat bir tek ölüden. Neden feryat ederler diyor. Kafir, inatla küfrüne devam ettiği için feryat eder. Keşke bir an bile olsa geri döndürülsem, şehadet getirsem de imanımı kurtarsam. Her gün feryat eder çünkü her gün sabah ve akşam gideceği yer kafire gösterilir. Psikolojik de bir işkence var. Mümin de feryat eder. Keşke tekrar geri döndürülseydim de daha fazla makam kazanabilmek için biraz daha fazla çalışsaydım. Bak bu da müminin feryadıdır. Bütün insanlar feryat ediyor. Ve bu feryadı 2 grup hariç herkes duyuyor. İnsanlar, cinler. İnsanlar ve cinlere bu ses dalgaları kapatılmış. Biz işitemiyoruz. Zaten işitsek hayatımız biter. Ne çalışmaya gideriz, ne hanımla lezzet alırız, ne çocukla lezzet alırız. Hiçbir lezzetimiz kalmaz. Allah bu ses dalgasını bu 2 gruba, insanlara ve cinlere kaldırmıştır. Sınavımız devam etsin diye. Bunu duyduğumuz anda zaten sınav biter. Hayvanlar işitiyor mu? Kardeşler, bütün hayvanlar, mezarlıkta bulunan bütün hayvanlar bu mevtaların, bu ölülerin feryadını, figanını işitiyorlar. Fakat ne olduğunu anlayamıyorlar. Akıl Allah bundan dolayı vermemiştir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri hayvanlara akıl verseydi ölümü bilirlerdi. Öleceğini bilen bir hayvansa ne ot yerdi ne su içerdi. Hayvanlar öleceğini bilmiyor kardeşler. Ne hazindir ki günümüzde ben Müslümanım, ben insanım, ben eşrefi mahlukatım diyen insanların birçoğu da öleceğini unutmuş. Ben ölmeyeceğim, ölüm ne ki, ölüm diye bir şey yok diyen adam da ben duydum. Ben duydum. Ölüm diye bir şey yok, o insanlar kendini aldatıyor diyen adamlar da, ateistleri de ben duydum. Yani kardeşler, şeytan bizi ölümsüzlükle kandırıyor. Hayvan
Öleceğini bilmiyor. Çünkü ölse yemek yemeyi keser, su içmeyi keser. İnsanlar bu hayvanlardan faydalanamaz. İşte bu hayvana Allah o sesleri işittiriyor. Ama insan bu sesleri işitemiyor. Sesleri işitmediği için sınav halinde başına bir sıkıntı, bir musibet geldiği anda ne diyor? Bana bu olmamalıydı. Niye bana bu geldi? Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Ben zikir yapan bir kulum. Ben her hafta sohbete de gidiyorum. Niye bana böyle musibet geldi? Ya kardeşim, musibet gelmeseydi en başta peygamberlere gelmezdi. Neden hiç bunu düşünmüyorsun? Dünyada Allah'ın en sevdiği insanlar kimlerdi kardeşler? Soru çok basit. Bu dünyada Allah'ın en sevdiği insanlar, kullar kimlerdir? Peygamberlerdir. Daha sevdiği yok bakın. Kıyamete kadar en sevdiği o 124 bin peygamber olacak. Başka iyisi gelmeyecek. Hazreti Mehdi gelecek, Hazreti İsa bir de gelecek. Kimse onların önüne geçemez. Peygamberlik sıfatı var onlarda. Allah tarafından korunmuş sahipler. Peki en çok musibeti kimlere vermiş? Peygamberlere vermiş. Ama sen ne yapıyorsun? Hep mutluluk istiyorsun ama hiç acı istemiyorsun. Hayatım hep böyle Pollyanna gibi. Güzellikler içinde geçsin. Hep mutlu olayım. Her gün güleç yüzle sokağa çıkayım. Her gün güleç yüzle yaşayayım. Hiç sıkıntı gelmesin bana. Değmesin bana hiçbir şey. Hep mutluluk olsun, hiç acı olmasın. Hep gökkuşağı olsun, hiç yağmur olmasın. Sen bunu istiyorsun. Böyle bir hayat var mı? Böyle bir hayat var ama ahirette var. Bu dünyada böyle bir hayat yok. En zengininden en fakirine kadar. Hocam zenginler böyle bir hayat yaşıyor. Yalan. Zenginin derdi senden daha fazla. Senden benden daha fazla derdi var adamın. Büyük başın derdi büyük olur. Binlerce adamın maişetiyle alakadar. Hazdını zevkini geri bırakmış. Bir müşterim geldi 7 senedir tatile çıkmıyorum diyor. Ben her sene 3-5 gün tatile çıkarım elhamdülillah. Trilyarlık bir adam da değilim ama 3-5 gün yatarım yani. Adam trilyarlık adam. 10 tane otobüsü var. 3 tane benzinliği var. Ve aynı zamanda çanta satıyor. Adamda 5 iş var. Tamamen kendini dünyaya adamış. Cuma namazı kılıyor musun dedin sen ya? Hacı abi. Hacca gitmesini sevk için 50 yaşına gelmiş bir adama hacı abi diye hitap ediyorum. Bir adama 40 defa hacı dersem hacı oluyor. O adam hacca umreye gidiyor. Elhamdülillah bunu çok teyit etmişimdir. Bu adama daha 40 olmadı. İnşallah olacak. Baskı yapacağım devamlı. Hacı abi, hacı abi. İnşallah bu da gider. Cuma namazı kılıyor musun dedim ya. Yok dedi, kılamıyorum dedi. 10 tane otobüsü var. Kurtarır mı kabirde otobüsler bu adamı? Otobüslerin getirdiği para bu adamı kurtarır mı? Kurtarmaz, daha beter. Hesabı artacak. 3 tane benzinlik var. Hesabı artacak, daha beter. Yükü olmayanın hesabı daha kolay, yükü olanın hesabı daha fazla. Bu iş böyle. Ama sen hep mutluluk istiyorsun, hep keyif istiyorsun, hep nefs, hep lezzet diyorsun. Hiç ahirete bakmıyorsun. Hiç bakmıyorsun. Gençler, bugün en büyük sıkıntı mesajlaşma. Evlisi de aynı, bekarı da aynı. Flört yapmak istiyor. Sosyal medya üzerinden bazı kızlarla cinsel muhabbetler yapmak istiyor. Ve bundan büyük lezzet alıyor. Ya yakınına gidemezsem bile en azından sosyal medya üzerinden cinsel konuşmalar yapayım, kendimi tatmin edeyim diyor. Evlisi de aynı, bekarı da aynı. Bu bela, bu sosyal medya olayı insan kullanmasını bilirse binlerce insanın hidayetine vesile olur. Şeytan tarafından kullandırtırsa binlerce adamın yuvasının yıkılmasına vesile olur. Evli adam kıza mesaj atıyor. Tanışabilir miyiz? 2 tane soru işareti. Yani ısrarcıyım, seninle tanışmak istiyorum. Kız tabii ne yapıyor? Direkt bunun profiline giriyor. Bakıyor profilde kim bu, ne iş? Ne paylaşmış? Akrabası var mı, evli mi? Kızların ilk baktığı budur. Orada yazıyor evli ve mutlu. Karısıyla fotoğrafları var adamın. Ve adam bu kıza mesaj atmış. Tanışabilir miyiz? Kız adama mesaj atıyor. Ama siz evlisiniz. Normal aklı başında bir kız muhatap olmaz, hemen engel koyar. Kız aranıyor. Ama siz evlisiniz. Bakalım şimdi kendisini nasıl savunacak. Adam hazır cevap. Ama mutsuzum. Evliyim ama mutsuzum diyor. Kız hemen teslim oluyor. He tamam o zaman. Mesaj atıyor. He tamam o zaman diyor. Ve buradan muhabbet sürüp gitmeye devam ediyor. Ondan sonra ablalar bana mesaj göndermeye başladı. Kocam diyor 5 senedir yabancı kadınlarla mesajlaşıyor. Kaç defa yanımda yaptı. Yanımda yakaladım. Yapma diyorum. Tövbe ettim diyor. O şeyhe gittin nasıl tövbesi yaptın? Bu şeyhe gittin nasıl tövbe? Yine bırakamıyor hocam diyor bu işi diyor. Ben ne yapayım diyor ya. Kaç tane yuva yıkıldı bu olay yüzünden? Sadece mesajlaşma yüzünden. Lezzet alıyor bu işten. Ve bu işi sürdürmek istiyor. Hanımının yanında mesajlaşan adamlar. Flört yapan adamlar. Hanımın yanında. O orada çay demliyor. Annem bugün böyle yaptı diyor. Babam bugün. Ha öyle mi diyor, öyle mi? Bu burada kıza mesaj yazıyor.
İnsan biraz utanır. Günah yapıyorsun bari yalnız kaldığında yap. Günaha giriyorsun bari değsin. Hesabını fena veresin. Fena veresin. Allah-u Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Geçen hafta yazdığım bir yazı vardı, okuyamamıştım. Onu muhakkak zikretmem gerekiyor. Kimlerle savaştığımızı herkes bilsin. Milletimizi dinsizleştirme akımına karşı nasıl mücadele edebiliriz? Yazdığım yazı bu idi. Lütfen dikkat edinleyin kardeşler. Soru. Selamun aleyküm muhterem hocam. Hocam malumunuz ülkemizde ve dünyada dinsizlikte çok artış var. Bugün Müslümanların çocukları dinsiz olup Ebu Cehil'in kullanmadığı kelimeleri Efendimiz Aleyhisselam'a söyleyebiliyorlar. Bu ülkede oluyor bu. Ateist sayfalarına bakın. Peygamberimize hakaretler, Allah'a ve kitabına hakaretler. Modernizmin de vesilesiyle bu çocuklar saparken aynı zamanda hedeflerine İslam'ı alıyorlar. Ne Hristiyanlığa ne Yahudiliğe tek kelime etmezler. Tek hedefleri İslam'dır. Selamet dinini haşa kafa kesme dini gibi gösterenler bu hakkı nereden buluyor? Dinlerin insanlık düşmanı olduğunu, hakimiyet kurmak için insan katlettiğini söyleyip dinsizliklerine taraftar buluyorlar. Bunlara nasıl cevap verebiliriz? Özellikle cihat ve fetih konularında. Biz bu konulara girmek istemesek de zorla çekenler de olabiliyor. Hürmetlerimle hocam. Cevap ve aleykümselam. Özellikle ülkemizdeki dinsizlerin Hristiyanlık ya da Musevilikle alakalı bir sorunları yoktur. Onların sorunu sadece İslam'dadır. Sosyal medyada açılmış olan sayfalardaki tüm paylaşımları İslam'ı karalamak ve bu Müslüman milletin çocuklarını ateizm denilen güneşi inkar dinine sevk etmek üzerine kurulmuştur. Ateizm dini nasıl bir dindir kardeşler? Güneş yok. Ateizm dini budur. Hocam ateizm din midir? Dindir. Tanrısı evrendir. Ateistler evrene taparlar. Peygamberi kimdir kardeşler? Darwin. Ateistlerin peygamberi Darwin'dir. Kitapları nedir? Kitapları türlerin kökeni. Darwin'in kitabı. Mucizesi nedir? Ateistlerin de inandığı mucizeler var. Nedir o? Tesadüf. Önlem. Tesadüf. Mucizeleri de budur. Ateizm de bir dindir. Ama bu dinin menşei güneşi inkar dinidir. Güneş görüyor orada güneşi. Bak güneş var diyorsun. Hayır güneş yok diyor. Oğlum hem ışık geliyor hem ısı geliyor. Güneş bu. Hayır o güneş değil. O bir yanılsama diyor. Güneş değil. İslam'ı inkar aynı bu verdiğim örnekteki gibidir. Yine içerideki Vatikan hizmetkarı modernist, mealist hocalar da Müslümanları Hristiyanlaştıramasak da en azından her şeyin serbest olduğu yeni bir din öğreterek onları deist yapabiliriz düşüncesiyle bir çalışma içindeler. Modernist, mealci. Biz mezhep kabul etmiyoruz, biz hadis kabul etmiyoruz diyen hocalar var şu anda. İlahiyatlardan genellikle çıkıyor bunlar. Bunların amacı ne? Bunların amacı Kur'an'ı tanıtayım falan değil. Tek amacı gençler deist olsun. Yarın öbür gün dışarıdan bir işgal girişimi olduğunda 15 Temmuz'da evinden çıkmayan gençler gibi olsunlar. Sokağa çıkanlar, tarikatçılar, cemaatçılar, vatan sevdalıları, ülkücüler, Muhammediler, sokağa çıkmayanlar, mealciler, deistler, ateistler, kemalistler, komünistler. Hepsi evde. Sakın çıkmayın. Darbe olsun, batı gelsin, efendilerimiz bizi yönetsin. İkiye ayrıldık. O gece biz ikiye ayrıldık. Canını verenler, tankları alkışlayanlar. Biz elhamdülillah sağcılardandık. Bunların yanında ateist ve komünist gruplar ebedi olan cehennemden özel bir yer kapmak adına böyle canhıraş çalışırlarken Müslümanların içindeki Müslüman görünümlü ajanlar da İslam'ı karalamak ve vampir batının köpekliğini yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. İçerideki ajanlara dikkat edin. Genelde dindar görünümlü insanlar oluyor, dini kullanıyor, Kur'an bize yeter diyor ama ajan kripto. Öyle ki artık açıktan ben ve arkadaşlarım batının hizmetindeyiz deyinceye kadar renklerini belli edebiliyorlar. Ne dedi Vatikan'ın hocası? Pensilvanyalı hoca ne dedi? Ben ve arkadaşlarım batının hizmetindeyiz. Artık açık açık söyledi. Kemik bıçak kemiğe dayandığı için biz bunun elemanlarını topladığımız için ne yaptı? İşin ucu ona da gidecek. Amerika'dan alacağız getireceğiz. Oraya gitmesin diye ben ve arkadaşlarım Batı'nın yani üç tanrıcı Vatikan'ın hizmetindeyiz dedi. Açık açık bunu söyledi. Artık yüz açıldı. Artık münafıklık falan kalmadı bitti. Yüz belli. Biz sahibimiz olarak Batı'yı görüyoruz. Ne Muhammed ne onun ümmeti. Batı. Bizim sahibimiz Batı. Üç tanrı. Fethettiğimiz kalede bir leş almışlar. Leşin eline bir bakıyorlar elde bir işaret var. Haç işareti. PYD'li teröristin elinde haç.
Güneydoğu'ya gidin. Kürtlere sorun. 100 Kürt'ün 99'u elhamdülillah Müslümanım diyecektir. Bunlar nereden çıktı? Nereden çıktı bunlar? Vatikan'ın Kürtleri bunlar. PYD, PKK, Marksist. Bunların efendileri Marksist'tir. Bir kısmı üç tanrıcı Hristiyan, bir kısmı Marksist, bir kısmı da ateşe tapar. Farklı farklı dinlere mensuplar. Bu adamın elinde ne var? Haç işareti var. Ve Müslüman Kürt kardeşimi kandırmaya çalışıyor. Sen gel, üç tanrıcı ol, her şeyin serbest olduğu bir din. Çok rahatız biz. Burada kamplara aldığımız 16 yaşındaki kızlara istediğimiz kadar tecavüz edebiliyoruz. Çok rahatız. Liderlerimiz 4-5 tane kızla beraber olabiliyor. Her şey serbest, içki serbest, kumar serbest. Ne işiniz var İslam'la ya? Gelin buraya diyor, daha çıkın diyor. Biz bu kefereyle savaşıyoruz. Bir tepe yapmışlar, tepeye çelik ve teknolojisi bizde bile olmayan bir beton dökmüşler. Mümkün değil, o teknoloji onlarda yok. Ya Amerika'dan, ya Almanya'dan, ya Fransa'dan o betonları, o mevzileri onlar yapmışlardı bunlara. Ne dediler bunlar biz Afrin'e girmeden önce? Türkler sadece bu kaleyi, Afrin'in en temel noktası, çok stratejik bir yer. Bütün Afrin'i tepeden görebiliyorsun. Sadece bu kaleyi Türkler 4 ayda fethedemez. Ne Afrin alması? Ne yaptı bizim çılgınlar? 4 saat. 4 saat kardeşler. Mübalağa yok. 4 ayda alamayız, alamazsınız dedikleri yeri biz 4 saatte aldık. Oğlum siz bizim DNA'mızla oynamayın. Biz öyle bir milletiz ki narkozdayız. Evet, 100 senedir narkozdayız ama barut kokusunu duyduğumuz anda narkoz biter. Hemen gözlerimiz açılır fal taşı gibi. Adamlar bize silahlarla sıkarken biz belediyenin yanında abdest alırız. Kurşun sıkıyor adam, bu adam abdest alıyor. Oğlum öleceksin, arka tarafa geç bari ya. Yok ben abdest alayım, ölsem bile abdest öleyim bari diyor. Çoğu da 5 vakit namaz kılmıyor ha. Cuma'dan cumaya Müslüman. Ama barut kokusunu duyduğu anda aklına Fatih geliyor. Abdülhamit geliyor. Yavuz geliyor, Kanuni geliyor. Muhammed Alparslan geliyor. Barut. Barut bizi değiştirir. Evladım biz F-16'ya leviye atmış bir milletiz. Sen bizi korkutamazsın. Yok atommuş, yok işte füzelermiş, yok patriotmuş. Bizi korkutamazsın. F-16 geçerken adam çatıya çıkmış. 20 katlı gitti. Binanın çatısına çıkmış. Bekliyor. Geleceksin diyor. Sen burada geleceksin diyor. Eline leviye almış. Görüntüsü seyrettiler bana ya. Vallahi yalan yok ya. Yazın YouTube'a. YouTube'a yazın. F-16'ya leviye atan adam yazın YouTube'a. Koparsın gülmekten. Leviyi bile yuvarlakta gösteriyorlar. Leviyi yuvarlakta gösteriyor. F-16'ya geçerken vurma imkanın var mı? Mümkün değil. Ama karınca gibi niyetin belli olsun hocam diyor ya. Ben bunlardan değilim diyor ya. Leviye atıyor adam. Sen bu adamı ölümle mi korkutacaksın kardeşim ya? Öbürü çıkmış F-16'ya bağırıyor. Allah senin bela... O mazotun bitmeyecek mi lan diyor senin. Mazotla çalıştığını düşünüyor. F-16'nın mazotla çalıştığını düşünüyor. Bizi bunlarla yenmeye çalışıyorlar kardeşler. 4 saatte almışlar ya. Allah ordumuzu muzaffer etsin inşallah. Amin. 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 Başka düşmanlar. Daesh ve Nusra gibi üçlemeci batıya hizmet eden taşeron terör örgütlerinin kafa kesme videolarının da Hollywood yapımı üst kalite prodüksiyonlar olduğu ortaya çıkmıştı zaten. YouTube'a girin yine ya da Google'a yazın. Hollywood yapımı Daesh. Arka tarafa yeşil bez çekmişler. Bizim kardeşler aylardır nasıl yaparız bu yeşil bezi ya, arka tarafa böyle Kabe resimleri falan koyarız diye hesap ediyor. Daesh, üç tanrıcı batının hizmetkarı Daesh. Arka tarafa bir çekmiş yeşilleri. Almış orada bir iki tane beyaz tenli adamı. Güya adamın kafasını kesiyor. Plastik bıçakla böyle yapıyor bir iki defa. Adamlar da bir sakin hiç ölecekmiş gibi değil. Plastik bıçakla bıçağı bir iki defa yapıyor, tak orada kesiyorlar. Sonra bir kan efekti veriyor. Her şeyi bilgisayarla yapıyor. Arka tarafa yeşil perdenin üstüne bir çöl efektini veriyor. Sanıyorsun ki arka tarafta çöl var. Bu adamlar da orada Fransız'ı kesiyor, İngiliz'i kesiyor. Tamamı Hollywood yapımı. Onu izleyen gayrimüslim ne yapıyor? Fransa'daki, İngiltere'deki Hristiyan ama Müslümanlığa gitmek için fırsat kollayan adam. Yani üç tane inancı benim aklıma yatmıyor kardeşim. Böyle saçma bir şey olmaz. Diyor. Müslümanlığı araştıracak. Fakat bu videoyu bir görüyor. İslam böyleyse diyor. Ben girmem hayatta. Plan bu. Amaç bu. Hep Hollywood işi. Hülasa tüm bu çalışmaların tamamının İslam'ı yok etmek için yapıldığı gerçeğini iyi anlamalıyız öncelikle. Bütün bu çalışmaların tamamı İslam'ı yok etmek için yapılmıştır. Hakikat bu. Iron Man'le Kaptan Amerika haber göndermiş PYD'lilere. Geliyoruz. Bunları biliyorsunuz, Amerika'nın karton süper kahramanları. Biz geliyoruz. Korkmayın. Direnin Türklere. Biz yardıma geliyoruz. Çakma Tanrı Thor'la o yeşil dev
Hulk da söz vermişler. Biz de destekçiniziz. Arkanızdayız. Saldırın, vurun. Kullanıyorlar, bu adamları kullanıyorlar. Bize bu oyuna malzeme yapıyorlar, öldürtüyorlar. Call of Duty oynar gibi kefere alıyoruz. Ya kafanız çalışmıyor mu sizin ya? Yapacağın şey belli. Biz Türklere biat ettik. Dinimizi Hristiyan olarak yaşamak istiyoruz. Ama Türklere silah çekmeyeceğiz de teslim ol, kurtul. Bu kadar yapacağın şey bu ya. Ama yok. Amerika bizim arkamızda, Hulk bizim arkamızda, Thor da bizle. Çekiciyle beraber Türkleri indireceğiz. Neyi indiriyorsun oğlum sen? Hikayeyle neyi indiriyorsun? Bu savaşta ne yapmamız lazım? Bu savaşta özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanmalı ve İslam karşıtı sayfaların tam karşısına gerçekleri anlatan sayfalar açılmalıdır. Her Müslüman bu konudaki yazıları ve sohbetleri profilinde paylaşması ve bu soğuk savaşta yapılan bilgi cihadına aktif destek vermelidir. Müslüman kardeşlerim, sosyal medya hesaplarınız olacak. Facebook, Twitter, Instagram. Bu üçü olacak. Hepinizde. Cihat yapacaksın. Ne yapacaksın? Bir şey aktaramıyor musun? İlmin yeterli değil mi? Aktaran adamların bildirini nakledeceksin. Her nakil bir ulaştırma sevabıdır. Bir ayet bile olsa benden başkasına ulaştırın diyor Muhammed Aleyhisselam. Sen ulaştıramıyor musun? Bunu yapan hocalar var, alimler var, dervişler var, salihler var. Naklet bunların görüşlerini. Ümmet ol artık. Şucu bucu olmayı bırak, ümmet ol. Tek ol, bir ol ya. Bunu yapamazsak adam kefere. Kefere adam 10 tane hesap açmış. Boyuna oradan algı yapmaya çalışıyor. Biz bu kadar kalabalığız. İşte Türk ordusu Afrin'e girsin, ben de onların roketlerine otururum falan. Saçma sapan fantastik cümleler kuruyor. Adam Amerika'da ya. Var ya o FETÖ'nün gazetecisi. Neydi onun ismi? Emir Uslu. Fantastik cümleler. Türkiye Afrin'e girecekmiş. Tek kurşun atamaz. Rokete otururum diyor. Adamdaki fantaziye bak. Sapık. Allah'ım ya, şu herifleri alıp oradan buraya getirmeyi bize nasip et ya Rabbi. Şu gözlerim görsün. Onların elleri kelepçeli bir şekilde şu havaalanında gelmesini şu gözlerim görsün ya Rabbi. Ben bunu istiyorum. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Alay ediyor adam orada. Oradan bizimle alay ediyor ya. Daha çok yerlere gireceğiz. Emre sen merak etme. Çok yerlere gireceğiz daha. Son kıta. Unutmamalıdır ki Facebook ve Twitter'ın zekatı İslam'a davettir. Bu alanlarda tükettikleri zamanı cihatla değerlendirmeyenler boşa geçirdikleri zamandan mesuldürler. Hesap açtın mı? Hesabında boş iş yapmayacaksın. Karşı cinse mesaj atayım, onlarla görüşeyim falan yok. İslam'ı tebliğ yapacaksın. Arkadaşlarınla, ailenle, uzun zamanda görüşemediğin insanlarla görüşeceksin ve boş muhabbet yapma. İslam'a dair bir iki bir mesele at. Adam bir namaza başlasa, bir içkiyi terk etse, kurtardın paçayı. 400 lira için bütün hafta patronun emirlerini dinliyorsun ya, 400 lira. Bütün hafta. Otur diyor, oturuyorsun. Kalk diyor, kalkıyorsun. Çayımı getir lan diyor, getiriyorsun. Allah sana ebedi cenneti vaat ediyor. Hiç çalışma yok, sıfır çalışma. Demek ki sende inançta bir sorun var. Senin inancında bir sorun var. Kur'an boşuna demiyor demek ki. Ey iman edenler, iman edin. Subhanallah. Bak ayete bak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, iman edin. Bir daha bize iman edin diyor. Hem bize iman edenler diye hitap ediyor Allah. Peşinden de diyor ki iman edin. Yani gerçekten iman et diyor ya. Gerçekten yap diyor. Öyle sallama saçma sapan işte değil. Samimi ol. Gerçekten iman et. İnan. Allah'ın sana vaat ettiği şeylere inan diyor. Ama sende bu yok. Uyduruk kaydırık meseleler. Kardeşler, Allah-u Teala ayaklarımızı bu İslam caddesinden, bu Ehl-i Sünnet caddesinden kayırmasın. Amin. 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 2 hafta önce sabah namazına gittim. 2 ya da 3 hafta oluyor. 2 tane kardeşim sünneti kıldım, bekliyorum kamet getirecekler. 2 kardeşim camiden içeriye girdi. Tanımadığım 2 tane kardeş. İkiz bunlar. Yüzlerine baktım tertemiz. Kirlenmemişler, bozulmamışlar. İçimden şu dua geçti. Allah'ım dedim şu kardeşler bana ahiret kardeşi yapar mısın? Beni bunlarla tanıştır. Bir şeyi vesile et, tanıştır beni. Ahiret kardeşi yap beni bunlarla. Dedim, kalktık, farzı kıldık. Peşinden tesbihat falan çekilince bir baktım bu 2 tane kardeş yanıma geldi. Kardeş yanıma geldi, elini bana uzattı. Benim tabii kafamda bazı düşünceler var. Ya acaba evliyalığın ilk mertebesi falan mı oluyor? Az önce ben dua ettim bu kardeşler bana gelsin, tanışsınlar falan diye ya. Acaba dedim, bir keramet falan mı gösteriyorum? Bir anda duam kabul oldu. Kardeş cümleye giriş yaptı. Hocam, Facebook'tan devamlı olarak senin sohbetlerini seyrediyorum. Allah senden 1000 kere razı olsun. Geleceğiniz camiyi
adresinizden öğrenmiştim. O yüzden bu camiye geldiğim sıra sizinle tanışmak için iki tane kardeşle tanıştık. Kendi kerametim zannederken meğer Facebook'un kerametiymiş. Fakat bu kardeşlerimle tanışmak nasip oldu elhamdülillah. Biliyorsunuz bizim Türk milleti hoca uçurmayı çok sever. Bizde de biraz problem var. Yani biz de böyle kendimizi uçuracak nişanlar kendimize üretiyoruz. Benim orada mesela aklımdan geçmemesi lazım o. Hayır, Allah Teala duamızı kabul etti elhamdülillah demem lazım. Ya evliyaların ilk mertebesi falan dememem gerekiyor. Normal bu. Ama kardeşim etrafımızdaki insanlar da uçurmayı çok seviyor ya. Bu hafta sabah namazına gittiğimiz camide bir olay gerçekleşti. Bak olayı çok iyi dinleyin. Evden bir kardeşim geldi, beni aldı arabayla. Fakat planlarda olmayan bir kardeş. Beni her hafta Semih kardeşim gelir alır. Sabah namazına götürür. O hafta Semih'in problemi varmış. Selçuk kardeşim geldi. Arabayla beni aldı. Fakat diğer kardeşlerle irtibat kurmamış. Mirsat telefon açıyor. Aziz abi telefon açıyor. Dur hocayı kim alacak? Hocayı nasıl alacağız? Kim alacak üstadı falan. Aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Telefon trafiği yarım saat. Ama hoca evde yok. Benim telefonu arıyorlar. Ben de telefonu hep evde bırakırım sabah namazına gidince. Çocuk çıkıyor telefona. Ne oldu diyor. Baban nerede Muhammed? Muhammed diyor ki babam yok evde. Oğlum diyor iyice bak etrafa, bu adam yok diyor ya. Uçtu mu acaba, Mekke'ye gitmiş olmasın diyor. Bizim Muhammed'in ne sebebi verirsin? Olabilir abi diyor. Oğlum ben çıkmadım ya. Subhanallah. Gittim camiye oturdum ben. Sünneti kıldım. Oturdum orada bekliyorum. Bir baktım buna da bir telaş var dışarıda. Hala beni görmemişler. Camiye bir girdi Hacı abiyle Mirsat kardeş. Hacı abi koşa koşa yanıma geldi. Ya hocam siz buraya nasıl geldiniz dedi. Böyle bir şaşkınlıkla söyledi bunu. Selçuk getirdi kardeşim dedim ya. Hacı abinin başından kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Kim bilir artık kafalarında nasıl bir fantastik hareketleri varsa. Herhalde hoca bir anda uçup kal geçti buraya. Tayyi mekan falan. Yani kardeşlerin bir hayalini daha toprağa gömmüş olduk kardeşler. Bizim millet hoca uçurmayı seviyor. Bak bu halk arasında duyduğunuz birçok şeyh hikayeleri vardır. Allah'a hamdolsun şeyhlerimiz, sağlam şeyhlerimiz vardır. Fakat onların adına nispet edilen hikayeler vardır. Kerametler. Bunların yarısı yalandır. Uydurma. Katmalar uydurmalar. Yarısı da gerçektir. Keramet haktır. İnkar eden Kur'an'ı inkar eder. Kur'an'da keramet ayetleri vardır. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın veziri, Hazreti Meryem'in başından geçen kerametler gibi. Dolayısıyla bizim millet katmayı ve uçurmayı çok seviyor. Allah aşkına siz böyle olmayın kardeşler. Gerek yok. Keramet göstersen ne olur, göstermesen ne olur. İstikamete bak. Hak yolunda gidiyor musun? Ehl-i sünnet akidesinde devam ediyor musun? Senin vesilenle insanlar hidayete eriyor mu? Senden büyük keramet ehli yok. Rabbime hamdolsun. Çok güzel bir kapı bize açtı. Her gün altınlarımızı istifliyoruz. Çok şükür mana altınlarımızı köşeye istifliyoruz inşallah. Ölene kadar ve hatta biz öldükten sonra yüzyıllar boyunca bırakacağımız hizmetlerle binlerce Müslüman kardeşimizin, belki yüz binlerce Müslüman kardeşimizin hidayetine vesile oluruz. İnşallah. İnşallah. Kardeşler, bir mesele daha var. Bid'at ehli, 15 Temmuz gecesi evlerde saklanmayı seven bizim sosyal medya hesabımız Facebook değil, YouTube. YouTube kanalımızı devamlı şikayet ediyorlar. Akabe Medya. Orada yaptığımız reddiye videolarını şikayet ediyorlar. Kanalı kapatmak istiyorlar. Çok insana ulaştığımız için ve onun bütün rezil fetvalarını deşifre ettiğimiz için bize düşman kesildiler. Avukatlar aracılığı falan devamlı YouTube'a mesaj gönderiyorlarmış. Şu videoyu kaldırsınlar, bu videoyu kaldırsınlar. 2-3 mesaj peşi peşine giderse kanal kapatılıyor. Ben de kardeşlerime dedim ki o videoların hepsini kaldırın. Yüz binlerce insan seyrediyor bizi. 10 tane video koyacağız diye niye kapatalım kanalı? Kaldırın onları, başka bir kanalda yayınlayın. Bizim burada hizmetimiz devam etsin. Onların kanalından bir şeyi çekemezmişsin. Yani adamın biz ne yaptık? Kendi konuşmasından, kendi kanalından görüntüsünü alıyoruz. İnsanlarda bir şüphe olmasın ya, bunu bu kadar da söyleyemez ya falan diyor insanların çoğu. Kendi talebesini al senin kanalında. Senin hocam böyle konuşmuş diyoruz. Onun videosunu alıyor bizim kardeş. Bu tarafa koyuyor. Kendi ağzından cümleyi koyuyor. Peşinden de benim o konuyu yaptığım reddiyeyi koyuyor. Bunu bir veriyorsun YouTube'a. Talebesi bir seyrediyor. Vallahi ben sapığa tabi olmuşum diye diyor. Bir tek videoyla kardeşim, bak bir adamı kurtardın. Cehenneme gitmekten kurtardın tek videoyla. Tabi adam devamlı talebeleri kendi parasını, cebindeki parasını aldığı, kitabını satıp cebindeki parasını aldığı adamlar birer birer terk edince adam bize düşman oldu. Hemen avukatlarıyla YouTube'a devamlı ihtar çektiriyor. Bu videoyu kaldırsın, benim görüntüm var. Şu videoyu kaldırsın, benim görüntüm var. Meğer nasıl olması gerekiyormuş? Kardeşler bana mesajlar gönderdi.
onun görüntüsünü kullanabiliyorsun hocam, fakat televizyonundan herhangi bir simge olmaması gerekiyor. Buğulaman gerekiyor onun kanalını. Buğularsan görüntüsünü istediğin gibi kullan. Peşinden kendi reddiye videonu koy diyor. Kimlerle savaştığımızı görün. Bu ülkeden İslam'ı kazanmak isteyen Vatikan hizmetkarlarına karşı nasıl mücadele ettiğimizi görün kardeşler. Onların arkasında İran olabilir, onların arkasında farklı farklı ülkeler olabilir. Bizim arkamızda devletimizden, ehli sünnet olduğunu bildiğimiz devlet reisimizden destek bekliyor, sıfır destek. Şu ana kadar sıfır destek. İnşallah bundan sonra basiretler açılır da destek vermeye başlarlar. Vehhabi Selefi'cileri Suud destekliyor, para çok. Şiicileri, ülkemizdeki Şiicileri İran destekliyor, para çok. Bunlar petrol ülkeleri. Bize sıfır destek. Biz Allah'tan başka bugüne kadar kimseden destek görmedik. İnşallah bundan sonra Allah-u Teala bu insanlara irade versin. Bu insanlara bir basiret versin ki olayın ciddiyetini, vehametini anlasınlar. İnşallah. Allah'ımızın sözüyle bitireyim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Bu ayettir. Kim söylüyor bu ayeti Kur'an'da? Hud aleyhisselam. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين